Bendeniz bu mahallenin bakkalıyım efendim. Şu yanımda uyuklayan oğlum Hüsnü. Bu da refikam cariyeniz Hüsniye. Zavallıcım her gün öğlenleyin dükkana yemek taşır. Şükür Allah'a. Hiçbir şeyimiz noksan değil, geçirip gidiyoruz işte. Geçen ay güç bela biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla eve biz de televizyon aldık. Hay almaz olaydık. Bizim salak oğlan televizyon hastalığına tutuldu. O Hüsnü gitti, yerine başka bir Hüsnü geldi. Hologram saati geldi mi, geçiyor televizyonun karşısına. Bugün 17 Mayıs Salı, iyi günler. Yayınımıza Dünya Ağır Siklet Boks Karşılaşması'yla başlıyoruz sayın izleyiciler. Muhammed Ali Joe Buckner boks maçının naklen yayınına geçiyoruz. Maalesef ses bağlantısı kurulamadığından ben size maç hakkında bazı açıklamalar yapacağım. Bildiğiniz gibi iki boksör dünya ağır siklet şampiyonluğu için dövüşecekler. Muhammed Ali bu maçta unvanını korumaya çalışacak. Maç başladı. İşte doktor bey, durumu göresiniz diye hemen aldım getirdim. İyi ettiniz. İşte işin felaket tarafı bundan sonra başlıyor. Kendine gelince gene programın devam ettiğini zannedip aynı şeyleri tatbik etmeye kalkışıyor. Ondan sonra da anlıyorum. You and you. Come, I am a big man. Come, box with me. Yavaş. Ali. Kusura bakma doktor. Kendini Muhammed Ali zannediyor, onun için bokus yapıyor. Oğlum bokusun sırası değil, doktoru ayıp ediyorsun sen. Maşallah cezana besleyin. Sen beni en sonunda yiyeceksin tuhaf işte. Yiyeceksin bokusu, nedir bu yediği tane? Baba, ne işimiz var bizim burada? Ananın... Hadi yürü, hadi yürü, yürü yukarı. Hadi oğlum, hadi. Adama bak. Allah'a ısmarladık efendim. Hadi, yeter. Muhammed was known to have said, you watch me shuffle and I'll jab off your head. Olur babacığım, sen hiç merak etme. Ben tek ele gider, sigarayla rakıyı alırım. Sen de artık pirinçle şeker işini halledersin. Tamam. Al bakayım. Aha, başladı. Hı?
Türkiye Odalar Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Libya Ticaret Heyeti İstanbul'da temaslarını sürdürüyor. Libya, kamu ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşan 23 kişilik heyetin üyeleri bugün İstanbul Ticaret Odası'nda düzenlenen bir toplantıda Türk sanayici ve iş adamlarıyla görüştüler. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin toplantıda yaptığı konuşmada Libya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Türk sanayici ve iş adamlarının gerekli çabayı göstereceklerini söyledi. İstanbul Ticaret Odası Ticaret ve İktisat Komisyonu Başkanı Neşet Yazgan da Libya'nın Türkiye'nin teknik iş gücünden yararlanabileceğini bildirdi. Konuk Libya Ticaret Heyetine başkanlık eden Said Fevzi El Saraç da toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'deki temaslarından olumlu sonuçlar aldı. Kuvvetlerinin Fransa'ya ilk çıkartma teşebbüsleri tam bir hezimetle sonuçlanmıştı. Limanın güçlü savunma tesislerini ele geçirme çabasında 7000 kişilik taarruz kuvvetinin hemen hemen yarısı imha olmuştu. Nereye ulan? Salak herif! Ne? Şunu ver şunu! Anlamadım, adamı mı istiyorsun be? Yok ya, arkasındaki elbise ya! Öyle söylesene! Tamam, yeni maskeli baloya mı gidiyorsun be? Yok, sen bana bir de askeri elbise al. Sen de 100 kağıt ver bakalım. Al, al, tamam. Hadi eyvallah. Güle güle. Nihayet aradan 4 yıl kadar bir süre geçtikten sonra beklenen gün doğmak üzereydi. Avrupa kıtasına çıkartma yapma zamanı gelip çatmıştı. İşte Nazi Almanları! Sizin Nazi Almanları sizi! Duckman! Duckman! Hey! Kimsin lan sen? Deli misin be? Sen kimsin lan? Sen Alman Lazı mısın? Karışma lan! Ah! Bana bak! Vallahi billahi seni Hitler'e söylerim he! Bir de selam söyle tarafımdan! Ben doğru Hitler'e gidiyorum! Güle güle! Deutschland, Deutschland über alles! Volkswagen, Taunus und Mercedes! Göbel! Auf Wiedersehen! 1, 2, 3, 4! Hatta 5! Evet! Ja, jawohl! Jawohl! Nein! AEG! Allgemeine elektrische Gesellschaft! Ich wundere Scheide! Deutschland, Deutschland! Auf Wiedersehen! Ich gehe die... Nein, nein! Ich bin Hitler, Adolf Hitler, Deutschland. Nein, nein, ich bin ja so allein. Ja, auf Wiedersehen. Ein Hitler, ein Hitler. İçeri gir bakalım, hadi içeri gir. İşte böyle komiser bey. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir baba olarak onu kurtarmak için her çareye başvurmaya hazırım. İstanbul'da ne kadar doktor varsa hepsine gidip bu hastalığın çaresine baktıracağım. Zaten ne elde kaldı ne avuçta.
Vallahi işiniz zor beyefendi. Ona göz kulak olun da gene bir rezalet çıkarmasın. Biliyorsunuz bu sizi 5. çağırmışım. Siz gelmekten ben de zabıt tutturmaktan usandım. Öyle. Ulan gene mi sen? Ağzına sıçtım boku. Merhaba baba. Beni neden gene buraya getirdiler? Buyurun. Hep aynı böyle sorar neden diye. Gel ulan eşkıoğlu, yolda anlatırım, yürü. Bok. Kusura bakmayın. Oğlunuzun durumu ciddi beyefendi. Ya. Bu televizyon denen aleti ortadan kaldırmak gerekiyor. Ne gibi yani? Televizyonu satın. Aman beyefendi, güç bela bir televizyon aldık, nasıl satarız? Canım, bir kenara saklayın, sattım deyin. Rahatsızlığı geçince tekrar çıkarırsınız. Sağ olun doktorcum. Borcum ne acaba? Zaten ne elde kaldı ne avuçta. Mühim değil efendim, nasıl olsa gene geleceksiniz. 200 lira. Kardeşim, düşersin oradan, gel kardeşim. Gel, git lan, gelmiyorum işte. Gel be kardeşim, inmeyeceğim. İn evladım, merak etme, baban televizyonunu satmadı. İn aşağı. Git lan, inmiyorum işte. Bak evladım, yavrum, işte hadi televizyonum. Hadi benim evladım. Gel, gel. Hadi benim güzel oğlum, bak na, televizyonuna. Ha, gel, benim paşam benim. Gel, gel. Hadi, bak, ananın eli de işte. Hadi gel. Gel, gel, gel. Benim yavrum benim. Geliyor. Demek böyle Muammer Bey. Ya? Keşke hastayı da getirseydiniz. Onu görsem daha iyi olurdu. Görmeseniz daha iyi olur doktor bey. Vaziyet aynen anlattığım gibi. Damdan itfaiye ile indirdik. Bazı adam var, içki içer, zom olur, sonra ne yaptığını bilmez. Bazısı esrar çeker, fıttırır. Hüsnü de televizyon seyrettikten sonra manyaklaşıyor. Anlıyorum. Bana kalırsa bu hastalığın bu tip tedavilerle geçmesine imkan yok. Peki, böyle mi kalacak hayatının sonuna kadar? Hayır. Onu televizyondan daha mühim bir şeye veyahut şeylere alıştırmanız lazım. Ne gibi şeylere? Mesela, hava değişimi. Onu bir seyahate çıkarın. Yani televizyonun ona veremediği şeyleri aşılayın. Seyahat iyi. İyi ama para meselesi. Başka doktorcum? Mesela, seyahatle birlikte ona televizyonun hiç veremediği bir zevki tattırabilirsiniz. Hı? Nedir o? Kadın. Aa! Hatta kadınlar. Oğlunuz hiç aşık oldu mu beyefendi? Aşık mı? Oldu tabii. Neden olmasın? İyi ya, bulun o kızı, evlendirin oğlunuzu. Ne kızı doktor? Oğlumun aşkı o aptal kutusu. Anlamadım. Televizyon doktor, televizyona aşık. O zaman, daha evvel söylediğim gibi, alın oğlunuzu, bakın yaz da geldi, gidin adalara, modalara, Kilyos'a, deniz kıyılarına gidin. Oralarda çok güzel kızlar vardır. Oğlunuzu o güzel kızlarla tanıştırın. Herhalde sizin gibi zengin birinin oğluyla evlenmek isteyen bir enayi, şey pardon, biri bulunur yani bu memlekette. İhtiyarlığım için sakladığım 3-5 kuruşu oğlumun sıhhati için verdim, ne yapalım? Böylece teknik bir arıza olmadığı takdirde uzaydaki kenetlenme az sonra gerçekleşecek. Ne o, yarışa mı? Yok yok, randevum var da. Sen şunu da ver bana. Geriye saymaya başlıyorum! 10! 9! 8! 7! 6!
evladım! İn oğlum! Ulan eşşoğlaşak, insene! İnemem baba, geriye saymaya başladım. Uzayda randevum var. 5, 4, 2... Bırakın lan beni! Ya bırakın, uzayda randevum var arkadaş! Bırakın ya! Eşşoğlaşak! Ulan senin ne işin var oralarda? Sahi baba, ne işin var benim? Gör ulan, bir tuvaleti! Şunlara bak! Çıkmış bule tepelerine, bilmem ne yapıyor, kazık kadar adam! Selam! Merhaba kızım! Evlerine uğradım, Muammer Bey oğlunu alıp gitmiş! Gitmiş! Gider tabii! Hadi bulduk da bayım bakkal borcunu hallettik diyelim! Gelecek ay gene aynı hikaye! Ayrıca 3.000 liralık bonosunu da ödeyemezsek mahvoluruz! Kabahat sende! Kaç kere sana söyledim şu adamla dostluk kur diye! Millet ne dümenler çeviriyor! Şu elektrikçi Hamdi kadar olamadın! Ne olmuş Hamdi'ye? Ne olacak? Muammer Efendi ile anlaşma yapmış! Ya! Akşam üzerleri gazdı, ekmekti, satışına yardım ediyor! O da burcundan düşüyor! Kızını da Muammer'in salak oğluna yapacakmış! Anladım hatun, anladım! İşte Muammer abicim, istediğin kızları buldum. Bu Ebru, bu da Müjgan. Merhaba! Merhaba! Her şeyi anlattım kendilerine, fiyat da tamam. Aman gözünü seveyim evlat, beni pek kazıklamasınlar çünkü ne elde kaldı ne avuçta. Sen hiç merak etme, yalnız avans olarak 1.000'lik toka et bakalım. Buyurun, size 1.000 kayme! Çok teşekkür ederiz! Teşekkür ederiz! Sizi göreyim, şu oğlanın feleğini öyle bir şaşırtın ki... Bir daha kaçakmış, dolu düzgünmüş, dolu süzgünmüş... Bilmem petroçelliymiş, metroçelliymiş, hiç aklına gelmez! Siz hiç merak etmeyin beyefendi! Merak etmeyin! Oh! Ali bir çay yapsana! Bak oğlum, ikimizin de biraz istirahate ihtiyacı var. Cumartesi şöyle seninle adaya falan gidelim diye düşündüm, ne dersin? Aa, iyi olur baba! Bu sıcaklarda dükkanda patlıyorum zaten! İyi! Hamdi abi de iyi idare ediyor! Yapar! Ooo, Muammer Bey bu! Ne tesadüf böyle! İşte, Hüsnü ile bir şeyler konuşuyorduk da... Ne gibi? Bu hafta bir tatil yapalım dedik! Çok da iyi ettiniz! Buyur bir çayımızı iç! Sağ ol! İnanır mısın Muammer Bey? Biz de aynı şeyi düşündük! Bir seyahat konusunda! Ama malum, para meselesi! Sana da mahcubuz! Fark etmez! Yahu, gelin beraber gidelim gezmeye! Nereye? Adaya, Çiliyosa! Ne bileyim ben, nereye olursa! Sağ ol Muammer Bey! Ben gidip hanıma müjdeyi vereyim! Sonra içerim, boş ver canım! Eyvallah! Thank you.
19 Pamuk Prenses, 19-20 Yarının Yaşamı, 19-55 Selçuk Ural Söylüyor, 20 Haberler, 20-40 Müzedeki Hayalet. Ya nasıl oluyorsun? Ya kes be kardeşim, kafa şişirdin şu gavur şarkılarından. Was sagst mein Herz, ich bin nicht allein, ich promenade halb ein Sonntag. Ya ya, Scheiße, Efe Toprak, Scheiße! Ha, siktir bok! Hoppa! Dur bakalım, ha? Hadi bu tarafa. Hoppa! Affedersin kardeşim, topumuz kaçtı da rica etsek ha? Topumuzu verir misin? Hadi bakalım, ha başka mahalleye, başka mahalleye! Hadi, 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 hadi! Hoppa! Ay, seni kesin! Sizi gibi şımlıklar sizi! 21 folklor! Aa! Nereye Hüsnü? Bir su döküp geleceğim baba. He. Çok hayran içem. Çok hayran içem. Evet sevgili dinleyiciler, Adım Adım Anadolu programını seyrediyorsunuz. Şimdi de gelin başka bir yöreye geçelim. Ve Bursa Kılıç Kalkan ekibinin gösterilerini hep beraber izleyelim. Zeybekler! Haydi bakayım Kılıç Kalkan ekibi! Haydi! Hop! Allah Allah! Nereye gitti bu oğlan? Haydi Zeybekler! Hüsnü! Hüsnü! Hey tepeler zeybekler! Haydi Kılıç Kalkan ekibi! Allah! Hey! Üstüne gibi! Ne işin var senin burada? İt ne oldu? Kalkan ekibi! Bırak şimdi yine kalkan utanmak mı? Bak nasıl sinirimi oynattın! At şunu elinden! Bakın onu da at elinden! Füzülü füzülü bir işler! Vallahi yiyeceksin tokatı en sonunda, hadi ya bakalım! Ya benim ne işim var baba burada Allah aşkına ya! Yarın ben seni Silivri'ye motele götüreceğim, daha ne istiyorsun işte? Aa, ben de geleceğim ama! Abi! O zaman tamam! Öyle Kılıç Kalkan çevirmeler, neler bunlar? Benim ne işim hadi var burada? Hadi, hadi! Babacım, güle güle, hayırlı yolculuklar. Ulan denini öptün, seni götürüyoruz aptal. Aa, ne kafa bende ya! Güldürdün beni, salak be! Ben
Hadi kapıyı geç kardeşim. Tamam, Çok gençsin, hadi. Hadi, 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 hadi. En etrafına bak, sen de Allah'ın seversen. Yok, yok, yok. Aa, ne bu? İyi işte, hadi giyiyoruz. Hadi bakalım, hadi ben duruyorum önünde, hadi. Şu hale... Kıskanç, kıskanç! Hadi, hadi, gel. Hadi, gel. İndir, indir aşağı. Hadi, yavaş, yavaş, açılma. Hadi, gel, gel. Açıl, yavaş. Hadi. Oturabilir miyim? Yani? Tabii bu oturabilirsiniz. Merhaba. Buyurun. 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 Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Şu herifle bir türlü konuya giremiyoruz. Yanındaki kadınlar kim anne? Onu bilmem ama biz elimizi çabuk tutmazsak hapı yutacağız, onu biliyorum. Biz de Müjgan'la sandal kiralayıp şu karşıki kayalıklardan denize gireceğiz. Acaba bizimle gelebilir misiniz? Hı? Hadi ne olur. Gelebilirim. Hadi önce. Hadi. Bakıyorsun ayol? Hiç öyle canım. Aa! Kim bu bizim Hüsnü ile gidenler? Hı? Ebru ile Müjgan. Nereden biliyorsun? Yok canım, bildiğimden değil mesela diyorum. Ebru, Müjgan, Selma, Belma. Tigen, Müjgan olabilir. Çocuğun arkadaşı olmasın mı? Hmm, şu hale bak. Bir de bana çıplak diyorsun. Kıskanç. Thank you.
Hadi çıkardık, gelsene. Ben de çıkartırım canım. Hadi gel. Buraya bak. Hadi soyunsana. Sen gel. Hadi sen de gel. Gel hadi buraya. Ben soyunamam utanırım. Ne biçim erkeksin sen? Kaşak kaçıyor. Ne kaşak? Gelsene buraya hergele. Bizi nereye bırakıp gidiyorsun? Yine karabası. Hıyara. TRT1'de saat 22.30'da gece müziği, TRT2'de bu gece saat 21'de radyo tiyatrosu var. Sayın seyirciler, yayınımıza dizi film Kaçak'la devam ediyoruz. Kaçak. Doktor Richard Kimble karısını öldürmek suçundan haksız yere ölüm cezasına çarptırılmış, ancak hapishaneye giderken meydana gelen tren kazasından kurtulmuştur. Artık bir kaçaktır Doktor Kimble. Her gün yeni bir kimlikle, aç kalmamaya savaşarak, gerçek suçlu olduğunu yalnız kendinin bildiği tek kollu adam aramaktadır. Ve bir yandan da kendini yakalamaya ant içmiş bir polisin soluğunu her an ensesinde duyarak kaçar, kaçar, kaçar. Hadi, eller arkaya. Cirat, ilk defa gerçeğe bu kadar yakın oldum. Nasılsa yakalanacaktın, biliyordum. Üzgünüm. Yolun sonuna geldim. Kaçak. Bırak onu! Dayan şu duvara. Eller yukarı. Hüsnü yok ortada. Dün gece de odasına gelmedi, seninle diye sevinmiştim. Benimle olacakmış. Hah! Anadan doğma denizin içinde bırakıp kaçtı. Neymiş? Kaçak kaçacakmış. Ha, kaçak mı dedin? Tamam, şimdi hapıyordu, Hüsnü de kaçtı. Anlamadım. Anlamazsın sen. Neyse, iş başa düştü gene, hadi. Eyvallah. Na. Kaçar, kaçar, kaçar. Ne iş yaparsın peki? Ne iş olursa. Ata biner misin? Binerim. Hey çavuş! Beyaz atı getir! Peki. Rüstem efendi! Ne var kızım? Babam fenalaştı, yetiş! Hay Allah kahretsin! Ne oldu? Beyefendi gene çekti kafayı, girdi komaya. Ben bir bakayım isterseniz. Anlar mısın bu işlerden? Doktorum ben. Doktor Richard Kimble. Ha. Gel bana, bak yeşil.
yeşil, yayak yeşil, yeşil dil. Sayıklıyor. Diller arasında bir dünya yalan. Nesi var acaba? Mobisus clarotiari parus. Ameliyat lazım. Ah gel bana. Ne ameliyatı yahu? İçkiden Romolan'a ameliyat mı yapılır? Siz bilirsiniz. Onu hastaneye götürmemiz lazım değil mi? Yerinden kımıldatılırsa ölür. Ölür mü? Boş laf. Siz bilirsiniz. Ne yapabiliriz ki? Hemen ameliyat edilmesi lazım. Allah Allah, Allah Allah! Ama nasıl? Kim yapabilir bu ameliyatı? Ben. Dinleme bunu kızım, deli mi ne? Deli değilim, doktorum. Doktor Kimball'ım ben, ama suçsuzum. Karımı ben öldürmedim. Tek kollu adamı arıyorum. Kim olursan ol, yeter ki babamı kurtar, ne olur rica ediyorum. Tövbe yarabbim. Bir gece ansızın gelip gelirim. Biraz pamuk, ispirto, bir de bıçak bulun bana. Peki. Ben şu çiftliğe bir bakayım, sen bir kenarda bekle beni on başım. Artık bu solan bahçede... Pamuk. Bıçak. Nere? O ne? Hüsnü! Dur oğlum, ne yapıyorsun? Eyvah, komiser Cerat geldi. Kaçmam lazım. He? Çabuk gel, çabuk! Attı pencerede. Oğlum, buraya gel! Gel! Gene geleceğim. İnan bana, karımı ben öldürmedim. Sana inanıyorum Kimball, bekleyeceğim seni. Hüsnü! Oğlum Hüsnü! Hüsnü! Bu oğlum... Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine gel. Hüsnü! Hüsnü, Hüsnü oğlum! Baba! Hı? Kim bunlar? Neredeyiz ya? Böyle... Neredeyiz bunlar? Kim bunlar? Sonra konuşuruz bunlar. Hadi bakalım, sen kendine gel. Kalk, kalk gidelim buradan. Allah gidelim. Allah! Hadi yürü de, hadi yürü, takışma, hadi yürü, yürü lan, yürü! Kusura bakma! Bu herife resmen bozuluyorum artık. Neden? Ulan, anadan doğma soyunduk yanında. Oralı bile olmadı. Bana da dokundu vallahi. Ama ben biliyorum yapacağımı. Hele bir akşam olsun. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ne yapacaksın, ne yapacaksın salak? Ne mi yapacağım? Ne yaptığımı akşam olduğu zaman görürsün. Bir de şu kaltağa gıcık oluyorum ha! Neden? Neden olacak salak? Biz burada ekmek kavgası yapalım, o da çıksın dalgamızı taşlasın. Ağzına sıçtımının karısı. Ebru be! Acaba bu herifte gizli bir seksilik mi var dersin? Sekisi, dokusu bilmem ama... sana söz veriyorum, en kısa zamanda ne olduğunu anlayacağım. Ebru! Hadi gel, gel!
ortalarda yok. Nereye gitti? Etrafı dolanacakmış. Birazdan neredeyse döner. Geliyorum. Muah! Kiminle konuşuyordun? Hiç. Teyzenin biri tuvalet nerede diye sordu da. Geçmiş olsun, ne oldu? Ofu, düştüm. Bak, ben size yardım edeyim. Ay. Gelin şöyle. Of, tamam. Ay. Dur hele, ben sana Ebru'nun ne biçim bir karı olduğunu göstereceğim. Ne oldu Ebru? Anana din oldu! Tövbe yarabbi, salak! Sen olmasaydın ben hala oralarda sürünecektim. Bir dakika. Saat kaç? 7:30. Ay, televizyon! Buyurun efendim, emriniz? Bir pilav. Bağıştım. Her iki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah, Allah, illallah. Er meydanıdır bura. Pirimiz Hazreti Hamza, yendim diye yerinme. Yenildim diye gelinme. Haydi erler meydane. Allah, Allah, illallah. Gel bakayım. Soyun! Niye evladım? Soyun, bir şey yapacağım! Ne yapacaksın ya? Soyun! Ha? Ne oluyor ya? Gel buraya! Nereye gidiyorum? Gel buraya! Dur burada! İki yiğit çıktı meydane! İkisi de birbirinden merdane! Salavat getir! Aleyküm selam! Haydi bismillah! Bu adam bilirdi mi? Dur seni bir güzel de yağlayayım! Olacak, oğlum, yağlan! Oranı buranı, öteni verini! Bir de kendimi yağlayayım güzel şöyle! Ne oluyor? Heh, başla! Ay, yapma! Başla! Yapma evladım! Ne oluyor lan? Ne oluyor, su var mı bile? Fena iyi, burası kırk pınar! Yapma ya, yanlış mı geldim ben? Lokanta zannediyordum! Hayır! Bırakma beni! Çıkar şunu be! Neden o? Ay, Allah kahretsin! Ne oldu ya? Allah cezanı versin be! Kaldır beni, kaldır evladım, kaldır! Ben? Sen başpehlivan mısın? Yeni bir pozisyon deneyim. İyi dene ama! Yakıyordun falan, oh! Aman atlayın! Aman! Ay! Ay, yazık adamı öldürecek! Ah! Oh! Oğlum kaldı dedim sana! Aman! Ay! Ay! Aman düşüyoruz, kayıyoruz yahu! Kardeşim şunları al götür Allah'a. Hadi kalk bakalım. Kalk kalk. Kalk canım hadi. Kalk kalk hadi yürü. Ay, yürü. Atamıyorum ki. Ay, yürü kardeşim. Yürü yürü hadi yürü. Yürü. Ay. Ay bir kaymadan kalkabilsem gene kayıyorum. Ay. Bir dakika güzelim. Kaldırayım amcacığım. Sağ ol evlat, sağ ol. Ay, ay. Sen de kaldıramadın yavrum. Kaldırırım amca. Ay, kaldırırız. Ay. Düşüyoruz. Ay. Hastalık falan dinlemem. Al şu deliği, defol git. Bir daha olursa seni de atarım içeri, anladın mı? Hadi,
Gidin şimdi! Hadi be! Hadi, hadi gel! Yürü! Tabi, tabi, hadi! Yürü lan! Defolun! Kusura bakma! Hadi! Yapma komiser Gerard. Ne işiniz var burada kız? Babam görecek. Sıçarım babanın çarkına. Yatı lan aşağı. Ben zaten yatıyorum ya. Yere bırakmam seni. Yapma ya, babam görecek. Gel buraya. Yarın bir yere kaçamazsın, sırada ben de varım. Ya yapma ya, hadi eyvallah. Gel ulan, yat aşağı. Ya yapma ya, babam görecek ya. Yapma. 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 Yapma, hoşuma gidiyor. Yapma. Yapma. Birazdan kaçak başlayacak. Seyretmeyecek. Boş ver şimdi kaçağı. Ver bakayım alt dudağını. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğimizsin. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğimizsin. Recep'le, aferin sana Ebru. Hak ettin 2500'ü. Aman sakın peşini bırakma oğlanı. Bırakırım, enayi babalık. Hadi bakalım, göreyim seni, göreyim seni de göreyim, gel. Muammer! Aman! Ateş böceği misin? Ateş misin kovalayan? Muammer! Ne yapıyorsun orada? Kim o? Kadın, kadın, kadın baba, baba kadın istiyorum, bana kadın bul. Ben pezevenk miyim ulan? Kadın, kadın arıyorum, kadın, işte bir kadın. Ver bakayım alt dudağını. Terbiyesine bak. Gel oğlum düşman, gel buraya, kaçma, kaçma, gel! Salak! Şu sersemi bir türlü tavlayamadın ki! Ne yapayım anne? O Ebru orospu... O Ebru karısı fırsat vermiyor ki! Oo, acele etmeyin! İçimde bir his var! Her şey hallolacaktır! Ebru ablam görünce çok kızar! Hiç doğru değil bu yaptığımız Hüsnü! Konuşarak vakit kaybetmeyelim yavrum! Uzat bakayım alt dudağını! Sabahları pişti. Hadi bırak lafı, yürü şimdi. Hüsnü yok, nerelerde bu oğlan? Orospularla. Şimdi ben babama söyleyeyim, anladın mı? Sana bir yüzük taksın, sana da şöyle güzel bir broşür yakana. Bu sefer de tam tersi oldu doktor bey. Televizyona baktığı bile yok. Hep kadın, hep kadın. Memnun olmanız lazım. Demek tedavimiz muvaffak oldu. Ne muvaffak doktor bey?
Ben onun eski haline razıyım. Şu anda bile nerede olduğunu bilmiyorum. Uzat bakayım alt dudağını yavrum, yavrum benim. Anladığıma göre bu işin tek çözüm yolu var beyefendi. Nedir o doktor? Evlilik. Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. Anlamadım. Oğlunuzu evlendirin. Güzel bir karısı, çoluk çocuğu olursa herhalde normal bir hayata döner. Bana bir az şekerli kahve yap. Peki abi. Hoş geldiniz Muammer Bey. Hoş bulduk. Muammer Bey, sizden çok mühim bir şey rica edeceğim. Ne o? Evlendirin onu beyefendi. Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. Ona güzel bir kız bulun ve evlendirin beyefendi. Şey, Muammer Bey, şu 18 ay vadeli senet var ya, onu acaba bir ay temdit etme imkanı var mı? Aa, boş ver sen hadi şimdi. Eyvallah, senin kız kaç yaşında? 21 yaşında. Bak Recep Bey, sana mühim bir şey söylemek istiyorum. Bizim oğlan var ya, senin kızına acaba diyorum şey etsek... Nevin tertemiz gül gibi kız, güzelliğine de diyecek yok, he? Ne dersin? Oldu bu işlerim baba! İşte. Aman ne güzel haber! Hemen bunlara bir ev tutup döşeyelim! Yatak, yorgan, mutfak takımı, televizyon, aa! Ama bugün beyaz saçlı adamın programı var, onu öyle özledim ki!
kameralarımızı Türkiye'liklerine çevirdik. Oysa geride bıraktığımız hafta bilmiyoruz sizleri ne ölçüde memnun edebildik. Unutulmayan goller. Oğlum Hüsnü, kendine gel, başlama gene. Hüsnü! Unutulmayan goller! Bir kafa, bir vole, bir penaltı! Allah cezanı versin. Evet, şunları alayım, şu ayakkabıyı versene bana. Ne oldu, maça mı çıkıyorsun? Ne kadar? 150 kağıt ver yeter. Aa, 100 lira yeter olsun, ya. Olsun, yabancı tamam. Değilsin. Nasılsa gene geleceksin. Baba, hı. Neden beni gene buraya getirdiler? Buyurun, bu son komiser bey, inan olsun. Her seferinde bu son diyorsunuz beyefendi. Artık müsamaha gösteremem. Oğlunuzun cezalandırılması lazım. Siz hiç merak etmeyin komiser bey. Yarın Hüsnü en büyük cezayı yiyeceği yere gidecek. Ya, nereye? Evlenmeye. Hadi bakalım, düğün marşı başlasın, gelinden damat geliyor! Gel bir dakika. Babacım öpeyim babacım. Hadi bakalım gel. Oh. Anneciğim sen gidelim. Allah'ım ben çok yer etsin. Yer etsin kızı de. Hadi bakalım. Annenin kini de. Hadi bakalım. Geç şimdi amcanın kini de. Dur. Dur. Hadi. Yüz görmüyordur. Hadi ver. Yüz görmüyordur.
Anneciğim sizi şimdi öpeyim. Babacığım hürmetler ederim. Oh. Ne kadar yakışmış gelinlik değil mi? Allah mesul etsin inşallah. Ha işte o! Yürü kız! Tebrikler! Yavrum tebrik ederim! Hış hış! Sizin işiniz bitti kızlar! Sana ne diyor? Siz bana gelin bakın ha! Sana da bir ha! Hadi bakalım oyuna! Hop! Durun bakalım, hep biz bu oynayacağız, hanımlar da oynayacak! Hadi çalın iyi bir şeyler bakalım! Hadi hop! Hadi, hadi, hadi! Hadi Hüsnü, hadi abi sen de! Ha, nasıl oynarım? Hadi bak oyna bakalım, aman. Hadi göster canını, hadi, hadi! Hadi bakalım göster, hadi! Efendim, mahallenizin muhtarı olaraktan bu muhteşem gününüzde efkar umumiyenizi temsil ederek mahalle halkının size acizane bir hediyesidir. Aman efendim, ne zahmet ettiniz? Bir dakika hayatım, şimdi geliyorum. Geldim sevgili. İyi akşamlar sayın seyirciler. Güne bakışın 6 Ağustos 1975 çarşamba günkü programını açarken televizyon yayın alanımız içinde şu anda ekranlarının başında olan sizlere sayın seyirciler en iyi dileklerle en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Hüsnücüğüm. Bu arada futbol sevenlere bir sözümüz var. Yaz sıcağına rağmen futbol heyecanı İstanbul ve İzmir'i sardı diyebiliriz. Bilindiği gibi, Türkiye Spor Yazarları Kupası çekişmeli maçlarla başladı. İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı biz yayına girerken bitmek üzereydi. Programımızın sonunda gerek bu maçın son durumunu, gerekse öteki karşılaşmaların sonuçlarını sizlere iletmeye çalışacağız. Futbol meraklarına bu hatırlatmadan sonra şimdi film haberlerimize geçmeden ki bu akşam magazin aktüaliteye biraz ağırlık veriyoruz. Evet. Şimdi biraz da yarınki hava durumuna bakalım. Televizyon yayın alanına giren bütün illerde hava, sevgili seyirciler biraz ısınacak, 70 derece bol güneşli bir havada kar yağışı bekleniyor. United Press International Ajansı'nın haberine göre, Watergate olayına adları karışanlardan 39'u ya mahkum oldu, ya da suçluluğunu kabul etti. Aralarında Beyaz Saray eski genel sekreteri ve başkanlık danışmanlarının bulunduğu 7 sanığın duruşması ise 30 Eylül'de başlıyor. Thank you.